Tabii üzücü bir olay oldu ülkemizde. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha ülkemizin başına böyle acı haberlerin gelmesini temenni ediyorum. Yakın ailelerine de sabırlar diliyorum. Ankaragücü taraftarına da bugün o koreografiyi yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Orada yazıldığı gibi vatan bölünmez. Onun için durduramayacaklar da. O yüzden tabii üzgünüz. Tekrardan Allah'tan rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Maça gelince yine bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ankaragücü taraftarına bugün gerçekten bizi ilk saniyeden son saniyeye kadar tribünde müthiş destek ile galibiyette çok büyük pay sahibi oldular. Ankaragücü taraftarı ne olduğunu, nasıl takımı desteklediğini bugün birebir gösterdiler. Takımımla gurur duyuyorum. Haklı bir galibiyet aldık. Maç erken koparabilirdik. Çok sayıda fırsatı değerlendiremedik. Sevinçliyiz 3 puan aldığımız için. Ama fazla sevinmeye vaktimiz yok. Salı günü önemli bir kupa maçımız var. Bugün sevineceğiz. Ama yarın sabah idmanla beraber tamamen konsantremizi kupa maçına vereceğiz. Ondan sonra böyle step by step, yani adım adım hedeflerimize ilerleyeceğiz. Adım adım çalışacağız. Daha iyi olmaya gayret göstereceğiz. Ama söylediğim gibi bugün öncelikle takımı tebrik ediyorum. Gurur duyduğum takımımla haklı bir galibiyet aldıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki burada biraz Tolga ile Efkan özel konu oluyor her zaman. İkisi de çok değerli futbolcu. Futbolcunun yanında çok değerli insanlar. Ama söylediğim gibi onlar da insan. Onların da belli bir yapıları var, duyguları var, hisleri var. Kendileri tabii ki zor haftalar geçirdi son haftalarda burada. Onlar da ama hiçbir zaman onların kişiliklerinden, karakterinden, ahlakından şüphe etmedim. Geldiğim ilk günden beri çok aynı diğer takımda arkadaşları gibi kendileri de çok iyi çalışma yaptı. Çok iyi çalışıyorlar diğer futbolcularla beraber. O yüzden takım olarak ilerlememiz lazım. Takım olarak çalışmamız lazım. Bugün de yenmemize rağmen, iyi oynamamıza rağmen her şeyi toz pembe görmeyeceğiz. Yine oradan yine tereyağdan kıl çeker gibi nerede daha iyi olabilir, nasıl kendimizi daha iyi geliştirebiliriz, onlara çalışacağız. Hedefimiz bu. O yüzden Tolga ve Efkan bu takımın birer parçaları. Diğer oyuncular da aynı keza öyle. O yüzden biz hep beraber takım olursak, Ankaragücü taraftarıyla, herkesle, sizlerle beraber bir aile olursak, Ankaragücü'nü durdurmak tabii ki zor olur. Ama bizim herkese ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var, taraftarlara ihtiyacımız var, şehire ihtiyacımız var. O yüzden el ele verirsek Ankaragücü'nü de başkenti de iyi günler Allah'ın izniyle bekler. Futbolcuların emeği, futbolcuların özverisi, futbolcuların çalışması. Ben bir şey yapmadım. Bu futbolcuları yazar. Futbolcuların emeği, ayaklarının ellerine sağlık olsun. Sadece kampın yani kampla bağlamamak lazım. Genel olarak güncel çalışma olarak da. Şimdi mesela biz 7-8 gün kampa gidip ama Ankara'ya geri dönüp çalışmalarımızla lakaytlık yaparsak, ciddiyeti korumazsak, günceliği çalışmazsak yaptığımız kampın da bir anlamı olmaz. Biz kampı da değerlendirip bir öncelikle birebir kendimizi iyi tanımamız, takımın beni, benim takımı daha iyi tanımam, takım olmamız, teknik, taktik açıdan çalışmamız, fizik kapasitemizi yükseltmemiz için çok değerliydi. Ama sadece kampa bağlamamak lazım. Biz burada güncel çalışmaya çok önem veriyoruz. Güncel olarak sınırlarımızı zorlamamız lazım. Güncel olarak performansımızı arttırmamız lazım. O yüzden takım gerçekten güncel olarak da çok iyi çalışıyor. Bugün emeğinin karşılığını aldığı için çok mutluyum. Umarım devam çocuklar çalıştığı gibi emeğinin karşılığını alırlar. Tabii ki yani top futbol. Rakip de olur, biz de olur. Başka seçenek yok. Rakipteyken nasıl tez kapabiliriz futbol topu? Nasıl top hemen bize gelebilir? Onun çalışmasını yaparken top bizdeyken topu nasıl oyna ilk bölgede sürebiliriz? İkinci bölge, üçüncü bölge nasıl çoğalabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Ama bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Bu sadece çalışarak pozisyon oyunu, iyi bir saha parselasyonuyla, kendi teknik taktik anlayışımızı arttırarak bu detaylarda çalışıp kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbol olan şeyler var. Bugün hiç yoktan 2-2 yedik duran toptan. Orada bir ara konsantre olamadık, uyanık olamadık. Tam o an Kocaeli Spor gibi tecrübeli bir takım, ligin en tecrübeli takımları değerlendirdi. Hiç yoktan 2-2 yedik. Ama ondan sonra takımın reaksiyonu mükemmel. Çünkü yılmadık, devam inandık ve geri dönüş yaptık. O yüzden tabii ki sorunuza gelince çalışacağız. Rakibimize ne verdiği, hangi alanlar verdiği, hangi pozisyonlar verdiği, rakibi analiz edip
elimizden geldiği kadar takımı iyi hazırlamaya çalışacağız. Tabii ki biz taraftarlarla varız. Biz taraftarsız olamayız. Futbol taraftarlarla güzel. Bizim hepinize ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. Size ihtiyacımız var. Tribünde her bir seyirciye ihtiyacımız var. Ben tek başına yapamam. Başaramam. Benim de sizlere ihtiyacım var. Taraftara ihtiyacım var. Biz ancak bir aile olursak her konuda Ankara gücünü layık olduğu yere getiririz. Dışarıda çok savaşacağımız rakiplerimiz var, merak etmeyin. Ama biz kendi içimizde birlik beraberlik olmamız lazım. Biz her hafta rakiplere karşı savaşacağız. Ama biz o savaşa giderken sizleri de arkamızda görmek istiyoruz. Sizlerle beraber olmak istiyoruz. Taraftarlarla beraber olmak istiyoruz. Ondan sonra yenemeyeceğimiz, üstten kalkamayacağımız bir iş olacağını sanmıyorum Allah'ın izniyle. Yeter ki biz birlik beraberliği sağlayalım. Her istatistik belli bir zaman sonra son buluyor. İnşallah en yakın zamanda istatistiği sonlandırırız, bu negatif istatistiği. Bu ayrıca bir motivasyon oldu. Şimdi ben kendi adıma konuşayım. Bir an evvel bu bir senelik şeyi serüveni bitirelim. Onu da şimdi ilk defa duydum. Onu da mutlu oldum. Yani böyle devam olumlu şeyler bozarsak ne mutlu hepimize. Siz de devam beni bilgilendirin böyle istatistiklerle güzel şeyler. Takım, biz inanın bana, biz takım hazırlarken geçen hafta Malatya, Kocaeli, ondan evvelki hafta veya şimdi her şey toz pembe görmüyoruz. Bugün sevineceğiz ama yarın itibaren Bursa Nilüfer'e konsantre olacağız. Bizim öyle bir havaya girip öyle bir geriye yaslanma gibi bir lüksümüz yok. Bu camiye, bu taraftar onu hak etmiyor. Bu taraftar, bu camiye bizim her gün bu taraftar için, bu camiye için kendi performansımızı en üst seviyeye arttırmayı hak ediyor ve bunun için devam çalışacağız. İnancımızla, çalışmalarımızla, birliğimizle, beraberliğimizle bunun üstünde zaten duracağız. Öyle rehavete kapılmak benim lügatımda yok. Futbol zaten bunu affetmez. Siz daha iyi biliyorsunuz benden. Siz son yıllarda ben daha yeni buradayım. Siz daha evvelden buradınız. Ama onun için rehavete kapılmadan son şekilde, azimli bir şekilde devam çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah bugün olduğu gibi önümüzdeki haftalarda çalışmalarımızın meyvesini sahada alırız. Devam performansımızı arttırırız. Ben bu çocuklara inanıyorum. Geldiğim günden beri çok özverili çalışıyorlar. Çok istekli çalışıyorlar. Ama şimdi bir maç aldık diye de havaya gireceğimiz ve arkaya yaslanacağımız, bunu hayatta kabullenmem, kabul de etmem. Çünkü ben takım Vina istiyorum, Vina karakterleri istiyorum. Ankara gücünün formasını giyen o kişilikle sahip olması lazım. Öyle bir takım yapmak istiyoruz. İnşallah bu yöne devam ederleriz. Onun da tecrübesi, ayrı bir havası tabii ki takımı olumlu yönde etkiliyor. Ama onun da birkaç haftaya ihtiyacı var bize yardım edebilmesi için. Onu da sağlıklı bir şekilde takıma monte etmeye çalışacağız. Ama bu hemen yarın olacak diye bir kaide yok. Kovalayacağız. Ama öyle bir ciddiyetsizlik yok. Maça şöyle kalınır, böyle öyle bir hava yok, öyle bir dava yok. Ben o şeyi kabullenmem. Gayet iyi bir şekilde yarın, o yüzden sabah yine itmanımız var. Rejenerasyon yapıp hazırlanacağız. Ondan sonra pazartesi günü Bursa'ya geçeceğiz. Bir gün evvelden. Salı günü zaten maçımız var saat 1'de. Gönül isterdi ki maçı çarşamba günü alsın da biraz daha rejenerasyon açısından biraz daha zamanımız olsun. Ama federasyon öyle karar verdi. Biz de o şartlar altına gidip Allah'ın izniyle tur atlayıp geri geleceğiz. Ama kesinlikle ciddi alıyoruz. Geçen hafta analiz departmanı maç izlemine gönderdik. Rakibimizi analiz ettik. O yüzden hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadan en iyi şekilde hazırlanıp büyük bir ciddiyetle maça çıkıp turu geçmek istiyoruz. Çünkü futbol, size söylediğiniz gibi, tarihte de var bu olaylar. Herhangi bir rehavete kapılma, şımarıklığı affetmez, kabul etmez. Ama benim takımımda bundan yana herhangi bir şüphem yok. Ben öyle bir şey bugüne kadar görmedim.